Merhaba arkadaşlar, şimdi modlama videomuzun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Şimdi modlamaya geçmeden önce aslında yapmamız gereken bir önceki bölümde unuttuğumuz bir ayar var. O ayarla başlayalım. Bunu bir aşağı indir, Steam'e gel abi. Biliyorsunuz Steam üzerinden oynuyoruz. Steam'de güncelleme geldiği anda, yani oyuna güncelleme geldiği anda modlarımız patlıyor abi. Öncelikle bu güncelleştirme olayını şuradaki yönet kısmından özelliklere gelip güncellemeler sekmesinden şurayı değiştirelim abi. Otomatik güncelleştirmeler başlığının altındaki seçeneği bu oyunu sadece çalıştırdığımda güncelleştir olarak değiştirelim. Zaten biz buradan çalıştırmayacağız. Çoğunlukla Mod Organizer üzerinden çalıştıracağız. Bu bir. Burayı kapattık. Bunu da kapattık. Şimdi bir ayarımız daha var. Steam Apps klasörüne geliyorum. Bu Steam Library'nin altındaki klasör. Şöyle göstereyim. Normalde Steam Library'nin altındaki Steam Apps klasörüne geliyorum. Burada her oyun için biliyorsunuz bir tane app manifest dosyası oluşturuyor Steam. Biz burada Skyrim'inkini bulacağız. 4'le başlayanlardan biriydi. Şunlardan biriydi ama bu muydu? Bakalım. Bunu not defteriyle açın. Skyrim Special Edition. Okey. Dosyamız bu. Bunu bulduk. Yani emin olmak için açtım kısacası. Bunun üzerinde sağ tuşla tıklayıp özellikler seçeneğine geliyorum. Burada öz nitelikler kısmında salt okunur seçeneğini seçip tamam diyorum. Bu şu işe yarayacak. Güncelleme gelse dahi oyun bu dosyayı değiştiremeyeceğinden, daha doğrusu Steam bu dosyayı değiştiremeyeceğinden güncellemeleri yapamayacak abi. Bu da bizim için artı bir seçenek. İkinci bir alternatif daha doğrusu. Şimdi bir önceki bölümde SKSE'yi kuracaktık. Unutmuştuk. Bu bölüm önce onunla başlayalım. Yani Skyrim Script Extender. Bizim oyunumuzun versiyonu 1.6.1170. Eski versiyon kullananlar için şurada Arşiv Builds kısmına gelip istediğiniz versiyonu indirebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi 1170 için olanı indirelim abi. Okey. Uygulamaların içerisine atabilirim aslında bunu. Şuraya atalım şimdilik. Modlar için ayrı bir klasör oluşturacağız. Şimdi bunu ben manuel kuruyorum ilk önce. Şöyle ki oyuna geliyorum. Daha doğrusu oyunun kurulu olduğu klasöre gidiyorum. Buradan mı geçecektim? Buradan mı gidecektim? Oyun klasörünü aç. Mod Organizer'dan direkt girebilirsiniz veya manuel olarak da girebilirsiniz. Şu SKSE az önce indirdiğimiz sıkıştırılmış dosyanın içerisindeki klasöre gelip data klasörü hariç tüm dosyaları txt'lere atmayabilirsiniz. Yani şurada txt dosyalarını atmayabilirsiniz. Diğer tüm dosyaları data hariç Skyrim'in analizini atıyorum. Okey. Kapattım bunları. Şimdi Mod Organizer'a tekrar gelip şuraya bir ayraç oluşturalım. Yeni bir ayraç. Gereksinim ve altyapı dosyalarını kuracağız. Modlarını kuracağız. Altyapı ve fix modları diyeceğim ben buraya. Siz kafanıza göre istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Bu bölümün konusu bu olacak. Şimdi şuradan gel abi, modumuzu yükleyelim. Masa üstünde uygulamaların içerisinde SKSE'yi seçiyorum. Bu ekran ilk defa geliyor. Öğreticiden çıkalım. Şimdi içeriğimiz kırmızı. Yani çerçeve kırmızı olduğu zaman bir sıkıntı var demektir. Datanın yerini bulamıyor ya da data yerini kestiremediğinden bize bir uyarı veriyor. Bunun içerisindeki data klasörünün üzerine sağ tuşla tıklayıp data dizini olarak ayarla diyorum. Çerçevemiz yeşil oldu. Yani içerik geçerli. Tamam deyip geçiyorum. Bunun da yanındaki kutucuğu işaretliyorum. Şu an SKSE'yi kurmuş vaziyetteyiz. Şuraya otomatik geliyor ama programı kapat başlığımızda gelecek. Manuel olarak yine buradan ekleyebiliriz. Ama programı kapatıp tekrar açalım bir bakalım. SKSE'yi ekleyecek mi? SKS'yi en alta ekledi. Düzenleye gelip şunu en üste ben atacağım. Okey. Şu an SKS'yi kurduk. Diğer modlarla devam edelim şimdi. Bu pencereyle işimiz kalmadı. Kapattım. Şimdi Address Library ile başlayacağız. Yaklaşık olarak 35-40 civarı bir modumuz var. Hepsi altyapı ve bazı fixleri gideren modlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çok uzun sürerse bu modlama videolarını ben yarım saat fazla geçmeyecek şekilde ayarlamaya çalışacağım. Sıkılmayın diye. Çok uzun sürecek gibi olursa bu videoyu ikiye bölebiliriz. Ama hızlı gitmeye çalışacağım. Altyapı modları olduğu için çok şu işe yarar, bu işe yarar gibi açıklamalarda bulunmak istemiyorum. Çünkü çoğunu biz zaten oyun içerisinde görmeyeceğiz. Bu diğer modların yani ihtiyaç duyduğu ufak tefek modlar sonuçta. Şimdi sadece bakacağımız kısım ana oyun dışında herhangi bir şeye ihtiyacı yok. Address Library. Birçok mod bunu istiyor abicim. Kurun, geçin. Hiç bakmayın. Ama önce şöyle bir şey yapalım. Bir dakika. Bir açıklama vardı değil mi şurada? A Special Edition için 1.5 nokta ve üstünü kurun. Anniversary Edition için 1.6'yı kurun diyor. Okey. Tamam. Bize lazım olan kısım şu. Zaten burada ayırmış ya. Ona dikkat etmemiştim az önce. Tamam. Manuel Davlant diyeceğim ben. Dosyamız indi. Yalnız bunlar için hemen masa üstüne ben bir tane daha klasör oluşturayım. Modlar diyelim. Şuraya gel. Gereksinim diyelim kısacası. Gereksinim modları. Gel abi şuradan indirilenlere gel. Şuraya bir at. Şimdi geldim bunu şuraya sürükleyip bıraktım. Bellek kurulum diyorum. İçerikte sıkıntı var mı yok mu onu kontrol ediyorum. Kırmızıydı az önce hatırlayacağınız üzere. Şu an yeşil, sıkıntı yok. Bastım geçtim. Onayladım. Şu an aktif modumuz. Şurada herhangi bir sıkıntımız yok değil mi? Okey. Şimdi Address Library tamam. Bunu kapattık. Papyrus. Ne istiyorsun sen? Address Library istiyor. Yani dediğim gibi bunların hepsinin ne işe yaradığını anlatsak da zaten biz bunları oyunlarda görmeyeceğimiz için yani çok fazla bir esprisi olmayacak. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Bir depolama ve diğer çeşitli işlevlerle ilgili çeşitli kolaylıklar sağlayan, yerel işlevlere sahip birkaç yeni script ekleyen bir SKS eklentisidir. Şimdi bu bilginin bize ne faydası oldu? Biz oyunda bunu görmedikten sonra ne yapalım? Onun için hiç kafanızı yormayın. Kurun geçin abi. Bir şey istiyor muydun sen? Address Library istiyorsun. Okey. Şöyle bir bakıyorum. Special Edition için GOG versiyonu bizimki üstteki zaten. İndir abi. Davlant. Gel. Şunun içine atalım. Biraz başınız döndüyse kusura bakmayın. Direktmen modlar klasörümün içine atıyorum. Geldim. Şuraya ekledim. Elle kurulum. Herhangi bir sorun yok. Okey. Bastım geçtim. Kapat. Diğeri. Power of Trees'in Twix'i. Bu da yine altyapıyla ilgili bazı bug'ları falan gideriyormuş. Peki. 1.5.97 ve 1.6.629 ve sonrası için de geçerliymiş. Güzel. İndir abi. Davlant. Okey. Şimdi uygulamalarla işimiz yok. Kapat. Davlant 2 tane var. Şunu aç. Modlar klasörümün içine attım. Geldim. Şuraya da ekledim. Burada sürümü soruyor. Oyunun sürümünü. Bizimki üstteki zaten. Anniversary Edition için yapıyoruz. Special Edition için oynuyorsanız da aşağıdakini seçeceksiniz. Yani yüklüyorsanız modları Special Edition için aşağıdakini seçeceksiniz. Okey. O da bitti. Kapattım. Bu ne abi? Power of Trees'in Papyrus Extender'ı. Zaten Gereksinimlerinde Address Library istiyor ve Power of Three'nin Twix'ini istiyor. Az önce ikisini de kurduk. Onun için problemimiz yok. 275 tane yeni Papyrus fonksiyonları eklemiş. 29 tane de yeni event eklemiş. Yani böyle bir şeyler ekliyor kısacası. Vurun geçin abi. Bunlar altyapı. Biz bunları görmeyeceğiz bile. Şimdi burada bir olayımız var. 1.5.97 ve Anniversary Edition 1.6.640 için olan bu. Formatmış zaten. Seçim yaptırıyor. Anniversary Edition 130 ve sonrası için de şu. Yani bizi ilgilendiren kısım bu. İndir abi. Okey. Aldım. Ya, klasörümü attım. Şöyle yaparsam daha mı iyi olacak? Şunu da şöyle yapalım. Okey. Extender'ı kuracaktık. Şu. Elle kurulum. İçerikte sıkıntı yok. Bastım geçtim. Gel abi. Kapattık. Bununla da işimiz bitti. Console Util NG. Bunun bir de update'i mi vardı? Bir şey vardı herhalde. Bakacağız. Address Library istiyor abi. Başka bir şey var mı? Bizlik başka bir şey yok gibi. Bu bir konsolla ilgili bir şeyin altyapısı bu. Onun için çok detaya girmiyorum. Basıp geçiyorum abi. Şu modlar klasörümün içerisine. Elle kurulum. Bakıyorum herhangi bir sıkıntı yok. Tamam. Onayladım geçtim. Kapat. Bununla işimiz bitti. Aynen bunun bir extender'ı var. Tamamdır. Bakalım abi. Şimdi 1.5.97 ve Anniversary Edition 1.6.629. Bu şey mi ya? Bir saniye. Ha, 1130 ve üzeri için. Ha, bu sadece bu ikisini destekliyor ama ne farkı var abi? Yani 629 plus 629 ve sonrası demek olmuyor mu? Ben yanlış mı değerlendirdim? Neyse biz şunu indireceğiz kısacası. 1130 ve üzeri için dediğinden dolayı biz bunu indiriyoruz. İndir abi. Gel bunu yerine yerleştir. Elle kurulum. Okey. Kapattım geçtim. Bunu da kapat. Tabii Türkçe dil desteğini seçtiğimiz için kapatamadık. Şimdi kapatabiliriz. Peki More Information Console. Yani konsol açtığınızda itemin ya da NPC'nin değerlerini, özelliklerini vesaire biraz daha detaylandıran bir şey açıkçası. Türkçe yaması da varmış. Türkçe yaması güncel mi değil mi ona birazdan bakarız. Önce bir dosyayı indirelim. Ana dosya zaten üstteki 1170'i de destekliyormuş. Direkt indirelim abi. Hop. Bizim indirdiğimiz versiyon 1.2.1 mi? Burada yazıyor. Ona da birazdan bakalım. Ona göre Türkçe yama destekliyorsa Türkçe yamayı da kurarız. Tabi her şeyin Türkçe yamasını kurmak da iyi değildir. Aynen. İndirdiğimiz dosyanın versiyonu 1.2.1. Bakalım. Türkçe yama neyi destekliyor abi? Türkçe yama 1.0 için abi. Yok. Türkçe yama iyi değil. Zaten bununla da işimiz bitti. Kapattım. Better Jumping. Bu da koşarken zıplamamızı mı sağlıyordu? Öyle bir şeydi. Address Library istiyormuş. Şöyle hızlıca bakıyorum. Bizimki en üstte. Download diyorum. Ben manuel indiriyorum. Siz direkt eğer bağlantıyı yaptıysanız şeyle. Bu arada onu göstermedim önceki bölümde. Şimdi aklıma geldi. Onu da hemen göstereyim. Ya ben şimdiye kadar genelde tüm modlarımı manuel kurduğum için arkadaşlar doğrudan Mod Organizer'la şey yapmadım. Nedir onun adı? Hesabımı bağlamadım. Nexus hesabına. O da neredeydi? Bir saniye. Şu ayarlardan bakalım. Nexus kimliği. Buradan siz Nexus'a bağlantı yapabilirsiniz. Kendi parolanızı, şifrenizi girdikten sonra direkt bağlantı yapabilirsiniz. Ben yapmayacağım şu an. Çok şey yaparsanız, yani nasıl yapıldığını bilmiyorsanız sonraki bölümlerde onun bir örneğini yaparız. Geldim abi Better Jumping. Bunu kurduk değil mi biz? Kurduk. Okey. Kapattım. Geldik. Nedir bu? J-Containers. Ne olduğunu boş verin abi. Kurun geçin. Bunlar lazım şeyler. Tamam. SKSE istiyorsunuz sadece. Yukarıdaki GOG versiyonu. Bu bizim versiyonumuz. Aşağıdaki 1170. Manuel Davland. Gel abi şuraya. Şuraya at. Elle kurulum. Tamam. Ve şöyle. Bununla işimiz bitti. Kapattım. Busro'da. Bir şey istiyor musun? Sen istemiyorsun. Bu da yine bir SKS diyalog ne diyor? ADD Sport of. Ha, sesle ilgili diyalog mu ekliyor? Ne yapıyor bu ya? Diyalog desteği ekleyen SKS eklentisiymiş. Pardon. Geldim abi. Bizim versiyonumuz üstteki manuel davlant. Modlar klasörüne at. Buradan da içeriye at. Hop. Elle kurulum. Sorun yok içeriğimizde. Tamam. Bunu da kapatıyorum. Geldik. Base Object Swapper. Bu ne işe yarar? Yapılandırma dosyalarını kullanarak temel nesneleri ve referansları takas etmek için SKSE eklentisi. Yani bunların hepsi eklenti abi. Yapacak bir şey yok. Biz bunları görmeyeceğiz ya. Kafanızı takmayın böyle şeylere. Kurun geçin. Şimdi 1597, 16640, 16130 ve sonrası onu da destekliyormuş. O zaman indir abi. Onu da indir. Sevdik. Hop. Ha, burada bize seçtiriyorsun öyle mi? Tamam. 1135 sonrası plus var burada. Yükle abi. Okey. Geldim. Bununla da işimiz bitti. Kapattık. Keyword Item Distributor. Ne istiyorsun? Diğer Address Library. Diğerle işimiz yok. Normal var zaten. Diğerlerine de gerek yok. Bir altı ve sonrası zaten bir tane ana dosyası var. Gel abi şuraya. Bunu şöyle bir ekleyelim. Tamam. Bizdeki üstte. Yani bizimki en üstteki versiyon. Tamam. Bununla da işimiz bitti. Yani buraları hızlı geçiyorum. Dediğim gibi bunlar altyapı modları. Biz bunların çoğunu görmeyeceğiz zaten. Peki. Geçtim. Custom Skill Framework. Bu yeni beceriler eklemek için bir ağaç mı ekliyordu? Öyle bir şeydi. Şurada yazıyordu. Gerçi bir Türkçe'ye çevireyim. Mod yazarlarının kendi yetenek ağaçlarıyla sınırsız yeni özel beceriler oluşturmasına olanak tanır. Yani siz mod yapımcısıysanız alın kullanın abi. Bir şey istiyor muydun sen? Address Library, Skyrim Script Extender. Peki. Bir tane ana dosyası var zaten. 1170 Steam versiyonu ve GOG versiyonu da destekliyormuş. Okey. Bizimki bu. İndir abi. Gel buradan da şuraya ekleyelim. Elle kurulum. Tamam. Geldim. Bunu kapattım. Değil mi? Evet. Bununla işimiz bitti. Kapat. Ha bu şey resmi aktif etmişim. Öyle kalmış. Time Format Changer. Şöyle ki oyunun o saat göstergesini yapılandırabileceğimiz bir şey. Şurada örnekleri mevcut. Yani bu şekilde değiştirebiliyoruz. Bunlardan herhangi biriyle değiştirebiliyoruz. Ben 24 saate göre ayarlamayı planlıyorum. Altyapı olarak Address Library istiyorsun. Var zaten. Kurmuştuk. Geldim. 1130 ve 1170'i destekliyor. GOG versiyonu da destekliyor. Okey. İndir abi. Hop. F5. Geldim. Time Format Changer. Gel abi şuraya. Şimdi şunları bir aşağı indireyim. Gözümüz yorulmasın. Yani dediğim gibi şuradan istediğiniz formatı kendiniz seçebilirsiniz. Saat formatı zaten sol tarafta şurada gösteriyor. Ben burada Vanilla 24'ü seçeceğim. Yükle. Bazı modlar bunu altyapı olarak istiyor yalnız. Onu da söyleyeyim. Biz de bunu isteyecek bir mod kuracak mıyız? Çok emin değilim. Ama bazı modlar bunu istiyor. Peki burada yapacağımız başka bir şey yok. Kapattım. Peki. Bu Util plugin. Yine bir eklenti. SKSE eklentisi. Address Library istiyor. Şöyle bir bakıyorum. Bunun birkaç tane şeyi olacaktı herhalde. Yani bir tane de update'i olacaktı yanlış hatırlamıyorsam. Update'i farklı bir sitedeydi. Tamam. Anniversary Edition için olanı indirelim. Dağland. Gel abi. Şu modlar klasörüne sıralamamın sebebi yani daha sonra tekrardan sıkıntı olursa tekrar indirmeyelim diye. Ben bunları zaten 1, 2, 3, 4 diye sıralarım muhtemelen daha sonra. Okey. Tamamdır. Bir sırala diyelim. Bakalım şu ana kadar kurduklarımızda herhangi bir problem var mı? Bir şey isteyecek mi, istemeyecek mi? Zaten öyle aman aman bir şey kurmadık şu ana kadar. Ama şu gitmiyor abi. Bu dosyayla ilgili bir sorun yaşamayız umarım oynarken. Peki. Kapattık. Bunu da kapattık. Aynen bunun update'i vardı. Az önce kurduğumuz dosyanın update'i. Savaş müziği vesaire bir şeyler eklettiriyor. Zaten savaş müziği düzenlemesini biz biraz sonra kuracağız. Elden periyi. Yani bunları kurar mıyız bilmiyorum. Bunları muhtemelen kullanmayız. Ya sorun yaşar mıyız? Muhtemelen yaşamayız ya. Onlar çok bizle alakalı bir şey değil yani. Yaşarsak da çözümüne bakarız abi. Yapacak bir şey yok. Gel şuradan. Bunu şuraya ekle. Aha. Şimdi Combat Music buradan seçebiliriz ama seçmeyeceğim. Better Utils. Bunu zaten az önce kurduk. Şimdi Combat Music Fix kendi içerisinde mevcutta olduğu için bunu seçtiriyor bize ama biz bunu seçmeyeceğiz. Biz zaten bununla ilgili bir mod kuracağız biraz sonra. Diğerlerini de kullanmıyorum. Onun için yükle diyorum direkt. Yani sadece şu dosyayı seçtim. Gel şuraya. Kapat. Aynen. Combat Music Fix NG dosyası. Bu ne işe yarıyor? Bir kavgaya giriştikten sonra savaş müziği sabit kalıyor ya bazen. Sürekli devam ediyor ama bir aksiyon yok. Bu onu iptal ediyor abi. Önceki serilerde biz çok yaşıyorduk o olayı. Peki ne istiyorsun? Address Library, Combat Music Fix. Gerekli değil diyor aslında. Peki. Bir tane ana dosyası var zaten. İndirelim abi. Elle kurulum. İçerikte sıkıntı yok. Okey. Şimdi kapattım. Speed. Speed ne işe yarar? Speed kıyafetleri, zırhları ya da ne bileyim büyüleri, nidalar da olsa itemleri vesaire şeylere eklememizi sağlıyor, vermemizi sağlıyor. Yani büyüler de dahil NPC'lere ya da yanımızda çarpışan yoldaşlara büyü falan özelliği eklememizi sağlayan aslında bir altyapı modu. Bakalım bir şey istiyor mu? Address Library, Power of Three'nin Twix'i. İkisi de kurulu bizde. Geldim, ne istiyor? 1.5.97 için, 1.6.640 ve sonrası için. Tamam, manuel davlant. Davlant. Gel abi. Böyle yapsam daha mı iyi olacak ne? Şunu şuraya alsam. Sanki biraz daha iyi olacak gibi. Gel abi şunu şuraya atalım. Ne istiyorsun sen? Ha, versiyon seçtiriyor. Tamam. Üstteki bizim versiyon. Yükle. Okey. Kapattım. Formless Manipulator. Ne? Manipülatör. Neyi ekliyor? Bir şey ekliyor da neyi ekliyor? Tam anlamadım. Formless. Modlar arasındaki çakışma sayısını azaltmak için yapılandırma dosyalarını kullanarak oyun başlangıcında formlestlere formlar eklemenize olanak tanıyan SKSE eklentisiymiş. Bunu bir şey altyapı olarak istiyor olabilir. Ondan dolayı listeye eklemişimdir diye tahmin ediyorum. Gereksinimde çok bizi bağlayan bir şey yok. Şöyle bakalım. En son güncellemeleri 1.6.629 ve sonrası için destekler diyor kısacası. İndir abi. Yani şuraya. Elle kurulum, içerik temiz. Okey. Geldim. Bunu direkt kapatalım. Burayla işimiz bitti. Engine Fixes. Bunun iki dosyası olması lazım. Bu zaten olmazsa olmaz modlardan bir tanesi. Address Library istiyormuş. Zaten elimizde mevcut da var. 1.5.97, 1170 ve sonrası için diyor. Tamam, 1.640'a kadar olan versiyon burada. Part 1 ve Part 2 iki tane dosyası var. Bunun bir de ufak ayarı var. Biraz sonra onu da yapacağız. Tamam, şu bizim versiyonu bir indirelim. Part 1. Okey. Part 2'yi manuel mi kuruyorduk? Your main Skyrim folder manuel. Aynen. Skyrim'in ana klasörüne manuel ekleyeceğiz bunu da. Yani ikincisini manuel ekleyeceğiz. Birincisini Mod Organizer ile kuracağız. Gel abi şuradan. Şu ikisini de buraya at. Şimdi şunu ekleyelim şuraya. Elle kurulum. Tamam. Okey. Şimdi şu Part 2'yi böyle açıyorum. 3 tane dosyası var. Skyrim ana klasörüne mi atacaktım? Skyrim ana folder. Okey. Gel abi şuradan. Oyun klasörüne gel. Part 2'deki dosyaları, yani 3 tane diğer dosyası varmış. Oyunun kurulu olduğu ana klasöre atıyorum. Bu kadar basit. Şimdi bunun bir ayarı var. Şimdi bu Engine Fix modunun üzerine ben bir sağ tuşla tıklıyorum. Dosya gezgeninde aç diyorum. Açılan klasörde SKS klasörüne, daha sonra da Plugins klasörüne giriyorum. Burada Engine Fixes Toml isminde bir dosyası var. Bunu sağ tuşla tıklıyorum. Notepad++ ile açacağım ben. Siz normal not defteriyle de açabilirsiniz. Fark etmez. Burada Enable Archivement with Mods. Yanlış telaffuz etmiş olabilirim. Değeri True olarak ayarlanmış. Bu ne işe yarar? Bu aslında şeyleri aktif ediyor. Bu Steam'deki falan başarımları aktif ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir görev vardı. Yalnız bunu aktif ederseniz modlarınız patlayabilir. Çalışmaz daha doğrusu. Bunu direktmen false olarak değiştiriyorum ben. Kaydediyorum ve çıkıyorum. Bunları da kapatalım. Kaydettik. Çıktık. Hepsi bu. Part 2 ile kurduk. Ayarımızı da yaptık. Engine Fix dosyası ile işimiz bitti. MGM Fix bu yine konsolla ilgili ufak bir iki ayarı değiştiriyor. Daha doğrusu düzenliyor. Geliyorum. 1.6.629 ve sonrası için üsttekiymiş. Direktmen indiriyorum abi. Modlarım nerede benim? Burada. Gel buradan buraya. Elle kurulum. Okey. Hop. Kaç dakika oldu? 30 dakika civarındayız. Gel abi şimdi. Bununla işimiz bitti. Burayı da kapatıyorum. Bug Fixes yine bir fix dosyası. Sanırım şu konsoldaki yine birkaç şeyi fixliyor. Engine Bug Fixes. Aynen. Ne istiyorsun sen? Address Library, Script Extender. İkisi de mevcut da var. Peki 1.6.318 ile 353 arası, 629-659 arası. Ha, şuradaymış pardon. 629 ve sonrası Steam için. 659 ve sonrası GOG için. Okey. Yani ikisini de destekliyor. Tamam. Bizim versiyonumuz burada. Download. Gel abi şuraya. Hop. Elle kurulum. Okey. Bunu da onayladım. Geldim. Şimdi Scramble Box yine bazı şeyleri düzenleyen bir mod. Özellikle mesela şurada göstereyim. Şu ücretle ilgili olan kısımlarda bazen bug oluşuyormuş. Bu adamlar bunu düzeltmiş. Mesela 1580 iken normalde 210 olması gerekiyormuş. Yani böyle bir durum var. Yine mesela Deadra kılıcı, Deadric Sword. Normalde bug'lı hali 4300 iken 3300 olması gerekiyormuş. Yani böyle bazı ufak tefek şeyleri düzeltiyor. Örneğin bizim Sven vurduğunuz zaman ortadan kayboluyormuş. Ben hiç rastlamadım. Rastlayan varsa yorumlarda yazsın. Yani böyle bir bug varmış. Bunu da düzeltiyormuş. Peki. Ne istiyorsun? Hepsi var. Hangisini kuracağız? Şunu kuracağız. Evet. Bunu kuracağız. İndirelim. Gel abi şöyle. Hop. Elle kurulum. Tamamdır. Bunu da kurduk. Şimdi bir sıralayalım. Herhangi bir sorun var mı kurduğumuz modlarda bir bakalım. Görüntüde bir sıkıntı yok. Yani görsellik açısından herhangi bir şey şu an kurmadığımız için oyunu çalıştırmayacağım ama bölümü burada bitirelim. Sonraki bölüm kaldığımız yerden devam ederiz. Çok uzatmayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, aşağıya da ufak bir yorum atmayı unutmayınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.